Değerli izleyenler, Önce Sağlık'a hoş geldiniz. Efendim, bu hafta Önce Sağlık'ta göz hastalıkları ile ilgili devam edeceğiz. Bu hafta konuğumuz Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Kemal Yayla. Kemal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malum Ramazan olunca hocam insan biraz evet, gerçekten konuşmakta da belli saatlerde zorlanıyor. Normaldir bu saatte. Evet. Değerli izleyenler, bugün sizlere şaşılık konusunu aktaracağız. Şaşılıkla ilgili önemli olan bilgileri, tedavi yöntemlerini, belirtilerini A'dan Z'ye hepsini Kemal Hocam'la birlikte konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hocam, şaşılık nedir diye başlayalım arzu ederseniz. Şaşılık şöyle tanımlanıyor. Her iki gözün birlikte paralel olarak bir nesneye, bir görüntüye bakamaması. Evet. Şimdi biz bir nesneyi, görüntüyü gözümüzde netleştirebilmek için her iki gözümüzü birlikte kullanırız. Yani eğer bir gözümüz o cisme bakıyor, diğer gözümüz ona bakamıyor, ona odaklayamıyorsa bir sıkıntı doğacaktır tabii ki. Biz buna şaşılık diyoruz. Yani kabaca şöyle tanımlayabiliriz. Birlikte bakamaması her iki gözün ve birlikte hareket edememesi. Evet. Şaşılık bu. Evet. Peki hocam, genelde ağırlıklı olarak hangi yaş aralığında görülüyor acaba şaşılık? Şimdi her yaşta görülebiliyor. Yani çocukluk döneminde, bebeklik döneminde, çocuklukta, gençlikte ve yaşlılıkta ve değişik sebeplerle görebiliyoruz biz şaşılıkları. Yani her yaşta görülebilir kısacası. Evet. Peki bunun sebebi neden oluyor hocam? Hangi hastalıklar şaşılığa yol açıyor? Evet. Şimdi şöyle kabaca ikiye ayırsak iyi olur şaşılığı. Yani çocukluk dönemi ve yetişkin dönem diye ayırsak iyi olur sebeplerini anlatabilmek için. Çocukluk döneminde en önemli sebep her iki gözün birlikte çalışmasını engelleyen durumlar olarak sayabiliriz. Mesela yüksek hipermetropi, yüksek göz bozuklukları, özellikle hipermetropinin payı çok fazladır bunda. Çünkü hipermetrop gözler bir şekilde görüntüyü netleştirebilmek için birbirine yaklaşırlar. Böyle evet, bir refleks vardır. Akomodasyon refleks dediğimiz yakında kullandığımız bir refleksimiz vardır. Yüksek hipermetroplar görüntüyü netleştirebilmek için fazlaca gözlerini birbirine yaklaştırırlar ve bu şaşılıklar çocuk yaş grubunda, özellikle hipermetrop çocuklarda daha fazla görülmektedir. Evet. Onun dışında görüntüyü bir gözle ya da iki gözle görmeyi bozan her durum şaşılığa yol açabilir. Mesela çocukluk döneminde bir katarakt olduğunu düşünelim bir gözde. O göz iyi göremeyecektir. İyi göremeyen gözde kayma riskine sahiptir. Sekonder sebepler, ikinci sebeplerde kaymaya yol açabilir. Katarakt gibi, göz tansiyonu gibi bir gözün görmesini engelleyen her durum şaşılığa yol açabilir. Yetişkin çağlarda yine özellikle yaşlılık döneminde diyabet gibi, hipertansiyon gibi sebeplerle şaşılıkları çok görüyoruz. Travmalar, kafa travmaları özellikle gözlerde kaymaya yol açabiliyor, şaşılığa yol açabiliyor. Tiroid hastalıkları, özellikle hipertiroidi gibi hastalıklar gözlerde kaymaya yol açabiliyor. Yani yetişkinlerde farklı, çocukluk döneminde farklı sebeplerle karşılaşıyoruz. Genelde bunlar sebepler. Evet. Bunlarla ilgili görseller de var hocam. Evet, onları isterseniz ekrana verelim. Arkadaşlarından da rica edelim. Değerli izleyenler, bugün bu arada göz hastalıklarıyla ilgili gerek şaşılık olsun gerek diğer göz rahatsızlıkları ile ilgili bir sorunuz varsa bizlere iletebilirsiniz. O sorularınızı da Kemal Hocam'a ileteceğim. WhatsApp hattımız ekranda mevcut. Gerek WhatsApp hattından gerekse normal telefon bağlantısıyla da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hocam, peki şaşılık nasıl belirti veriyor? Bunu bir konuşalım arzu ederseniz. Onun üzerine görsellerden de devam edelim. Şimdi çocukluk dönemindeki ayrı tutmuştuk biliyorsunuz. Şimdi bir bebek düşünün. Gözlerinde kayma var. Bunu ifade etmesi çok zor. Ya da bir gözü az görüyor. Evet. Yüksek hipermetropisi var, az önce bahsettik.
hipermetropları daha çok görüldüğünü söyledik. Bunu ifade etmesi çok zor çocuğun. Yani büyük bir hasta olsa bunu kendisi de ifade eder. Burada esas olan küçük bebeklerde, çocuklarda ailenin bunu fark etmesidir. Bize çocuklar geliyor, aileleri getiriyor. Genelde anneler daha çok fark ediyorlar bunu. Gözdeki paralelliğin bozulduğunu, bir gözün düzgün baktığını, diğer gözün onu eşlik etmediğini. Hatta ekranda şu an. Evet, hocam. Söylüyor. Bu ekranda görünen çocuk gibi, bakın her iki göz içe doğru kaymış vaziyette. Bunu kolay bir şekilde dikkatli bakıldığı zaman anneler, evet, aileler fark edebiliyor zaten. Her iki gözün doğru bakmadığını, düzgün bakmadığını görüyorlar. Şimdi burada dikkat edersek, bakın gözde tutulan ışık göz bebeğinin ortasına düşmüyor. Daha çok dışa doğru düşüyor, evet, ışık ortaya değil dışa doğru düşüyor. Bu ışık tesisleri biz bu şekilde anlarız. Her iki göz paralel düz durduğu durumlarda ışık tam göz bebeğinin ortasına düşer. Bu çocukta ışık göz bebeklerin ortasına değil dışına doğru düşüyor, daha dış tarafa düşüyor ve içe doğru kaymanın bir belirtisidir bu. Biz genelde böyle bir testle bakarız çocuklara. Onun dışında nasıl fark ediliyor, hangi şikayetlerle geliyor diye sordunuz. İlerleyen yaşlarda ani ortaya çıkan özellikle kaymalar çift görmeyle gelirler. Yani bir anda o her iki gözün birlikte görmesi o bozulduğu zaman hasta baktığı cismi çift görecektir. Bu şikayetle gelen hastalarımız oluyor. Özellikle diyabet ve hipertansiyon hastaları, tiroid hastaları çift görme şikayetiyle gelebiliyorlar. En çok karşılaştığımız şikayetler bu. Yani çocukluk döneminde ailenin fark etmesi bunu. Yetişkin dönemde de çift görme şikayetiyle geliyor hastalarımız. Genelde bu şekilde. Hocam pek şaşılık göstermeliğine yol açıyor mu acaba? Tabii. Şimdi bunlar göstermeliğine yol açan iki tane faktör var esas çocukluk döneminde. Bir şaşılık, iki yüksek numaralar. Yani bir gözdeki numaranın diğerinden daha yüksek olması. Şimdi şaşılık nasıl yol açıyor buna? Bir göz cisme doğru şekilde bakıyor ama diğer göz ona eşlik etmiyor. Farklı yöne bakıyor. Evet. Şimdi insan beyni görme merkezi iyi gören gözü esas alır. İyi görmeyen gözü baskılar, görüntüyü baskılar. O görüntüyü insan beyni kabul etmez, supres eder, baskılar. İyi gören göz güzel gelişirken, iyi gelişirken, iyi görürken diğer kayan göz İyi görmediği için tembelleşecektir zaman içerisinde. Bu önemli bir konudur. Özellikle şaşılıkla gelen hastalarda biz ameliyat etmek ya da o şaşılığı ortadan kaldırmaktaki esas amaçlarımızdan birisi bu kayan gözün tembelliğini ortadan kaldırmaktır. Onun için de uğraşırız. Yani sadece gözler ortaya gelsin, hasta iyi görünsün, dışarıdan bakıldığında güzel yüzün görüntüsü diye değil. O kayan gözün görme fonksiyonunun yerine gelmesi için de uğraşırız. Amacımız odur. Özellikle tembellik büyük sorundur kayan gözlerde. Sadece estetik amaçlı değildir. Yani yapılan tedaviler estetik amaçlı değil. Gözler ortaya gelsin, öyle kalsın diye değil amacımız sadece. Ortaya çıkabilecek tembellik ve iki gözün birlikte kullanılamamasına bağlı olarak mesela üç boyutlu görme fonksiyonu iki gözle birlikte olur. Evet. Üç boyutlu görme fonksiyonunun ortadan kalkmasını engellemek amacıyla bu amaçlarla biz şaşılık tedavi ederiz. Hocam pek gözlenmeliği mesela oluşmaması için şaşılıkta mesela erken müdahale önemli mi? Tabii ki çok önemli. Yani hangi yaşa kadar yapılmalı? Genel olarak da gözlenmeliği dışında hocam şaşılıkla mesela işte duyuyoruz hocam toplumda aile çocuk çok küçük diyor. Evet. Belli bir süre sonra gönderelim gibi düşünüyorlar. Evet. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Şimdi şöyle, bir bebek doğduktan sonra ilk 2-3 ay kaymalar normal sayılabilir. Yani henüz daha 2-3 aya kadar iki göze bakma yeteneğini henüz bebekler kazanabilmiş değildir. 2-3 aya kadar olan kaymaları biz normal kabul ediyoruz. Yani o aya kadar, 2-3 aya kadar bekleriz ama 2-3 aydan sonra özellikle 6 aya kadar olan kaymalar artık belirgindir, evet, ve önem arz eder. Bizim bebeklik çağı kaymaları dediğimiz şaşılıklar vardır ve bunlara hızlı bir şekilde müdahale etmek gerekir. Evet. Yani o ilk 6 ayda fark edilen konjenital şaşılıklar, infantil şaşılıklar önemlidir. Onların bekletilmemesi lazım. Hani bazen hastalarımız, hasta yakınları bekleyince geçer, evet, gibi düşünebiliyorlar ama bu tür şaşılıklar ilk 6 ayda ortaya çıkan şaşılıklara biz hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Genelde de ameliyat ediyoruz. Öyle çok beklememek lazım. Çünkü dedim ya hem görsel gelişimin, göz gelişiminin
geri kalmaması için önemlidir bu. Onun dışında çocukluk döneminde, bebeklik çağında değil ama sonradan 1-2 yaştan sonra ortaya çıkan şaşılıklar vardır. Bunlar yavaş yavaş genelde ortaya çıkar. Bunlar da belki bir süre beklenebilir emin olmak açısından. Ama eğer ki aile şüphe duyuyorsa tabii ki getirmelidir. Bunu bizim görmemiz, bu şaşılık gerçekten hemen tedavi edilmesi gereken bir şaşılık mı, yoksa bir süre bekleyebilir mi? Bunu tabii bir göz uzmanının söylemesi gerekir. Evet, önemlidir. Hatta hocam bununla ilgili bir izleyicimiz mesela şöyle bir şey demiş. Bebeklerde hangi aydan itibaren şaşılıktan şüphelenmek gerekir? Zaten cevapladınız. Evet. Bebeklerde şaşılık nasıl anlaşılır diyor hocam izleyicimiz. Evet. Şimdi dedim ya, az önce söyledik. Anneler özellikle, aile buna özellikle dikkat etmelidir. Bakıldığı zaman bir gözle ya da iki gözle içe ya da dışa, evet, bazen yukarı aşağı, evet, ekrana verelim daha net göz, anlaşılacak zannedersen. Evet, gözlerin, bunda şüphelenmek gerekiyor değil mi evet, hocam? Evet, şüphelenmek gerekiyor. Yani gözler birbirine çok yakın ya da birbirinden çok uzak, iki göz birlikte bakmıyor gibi bir şüpheler olduğu zaman bir göz doktoruna göstermeleri iyi olacaktır. Ki hastaya erken müdahale de önemli hocam. Tabii, çok, önemli, çok önemli yani. Bazı dediğim gibi bebeklik çağı şaşılıklarında özellikle cerrahi hemen yapıyoruz. Fazla beklemiyoruz görsel gelişimi açısından. Peki hocam yetişkin kişilerde şaşılık ortaya çıkabiliyor mu? Tabii çıkabiliyor. 25 yaşında, 35 yaşında gibi. Evet, birçok faktör var onlarda. Bu durumda nasıl belirti veriyor? Şimdi çocuk çağında kaymalarda çift görme pek önemli değil demiştim az önce ama yetişkin çağlarda ani olarak ortaya çıkan bir kayma, özellikle travma, darbe, yüksek tansiyon, hipertansiyon ve diyabet gibi sebeplerden ortaya çıkıyorsa çift görme çok rahatsız edici oluyor hastalarda ve bu hastalar kaymayı fark etmese bile çift görme yakınmasıyla gelebiliyorlar. Genelde şöyle söylüyorlar, bir gözümü kapattığım zaman tek görüyorum, o ikisini açtığım zaman çift görmeye başlıyorum gibi bir şikayetler oluyor. İki göz birlikte tabii görev yapamadığı için çift görme mevcut ve tek göze indirdiği zaman görüntüyü, çift görme ortadan kalkıyor. Yani en önemli şey dediğim gibi hastanın paralelliğin kaybolmasına bağlı olarak kaymayı fark etmesi ve özellikle çift görmedir yetişkin hastalarda. Çocukluk çağında da az önce bahsettiğimiz gibi annelerin ve büyüklerin fark ettiği gözlerin birbirinden farklı bakması, paralelliğin ortadan kalkması. Evet. Peki hocam bir de yalancı şaşılık var ya. Evet. Bu şaşılıkla karışan durum var mı? Mesela yalancı şaşılık ne demek hocam? Bir de o konularda size yalancı şaşılık. Aslında şaşılık yok fakat bakıldığı zaman sanki hastada şaşılık varmış gibi bir imajın ortaya çıkması. Şimdi az önce bahsetmiştim. Biz her iki gözün paralel olduğunu nasıl anlıyoruz muayene sırasında? Hastanın karşısından bir ışık kaynağıyla hastanın gözlerine bakıyoruz. Bu ışık her iki gözün göz bebeğine düşüyorsa her iki göz ortada demektir kabaca. Şimdi işte yalancı şaşılıklarda dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten bir kayma varmış gibi bir yanılgı ortaya çıkıyor. Ama biz hastayı karşımıza aldığımız zaman, karşıdan ışık tuttuğumuz zaman bu ışığın her iki göz bebeğinin ortasına düştüğünü görüyoruz. Her yöne gözlerini hareket ettiriyoruz ve her yöne bu paralelliğin devam ettiğini görüyoruz. Yani aslında bu hastada bir şaşılık yok ama sanki şaşılık varmış gibi yalancı bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu neden oluyor? Aslında daha çok çocuklarda görüyoruz biz bunu. Yani yüz ve göz çevresinin, burun kökünün gelişimi sırasında burun kökü geniş oluyor. İki göz arasındaki mesafe de fazla oluyor. Ve bu aradaki mesafenin fazla olması sanki her iki göz birbirine yakınmış gibi bir yalancı bir şeye yol açıyor, imaja yol açıyor. Sıkıntı aslında gözlerde değil, gözler paralel birbirine, herhangi bir kayma yok. Ama yüz ve göz çevresinin gelişimi henüz tam olarak gelişmemiş. O nedenle hastada bir şaşılık varmış gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Hocam peki o durum estetik açıdan çok sıkıntı yaratmaz. Hoş çünkü, görünüyor mu veya görünmüyor mu? Yani tabii bebek olduğu için, gelen çocuk bebek olduğu için çocuk büyüdükçe yüz gelişimi normal halini aldıkça, tıpkı annesi babası gibi normal geliştikçe burun kökü, göz çevresi, o yalancı şaşılık da bir süre sonra ortadan kalkıyor zaten. Çok da estetik açıdan çok sıkıntı yaratacak bir şey değil. Yalancı şaşılık değil yani. Evet. Peki hocam bir de gizli şaşılık var. Evet. O ne demek hocam?
Şimdi bazı şaşılıklar çok nadir olarak ortaya çıkabiliyor. Yani hasta bize geliyor mesela, diyor ki benim gözlerim kayıyor, fark etti diyor. Fotoğrafta öyle çıktı diyor, arkadaşlarım öyle olduğunu söylüyor diyor. Biz bakıyoruz, muayene ediyoruz. Şaşılığı belki bulamıyoruz yani. Evet. Şimdi bazı durumlar mesela hasta dalgınken, yorgunken, uykuluyken, belki hastayken ani olarak bir gözde ya da iki gözde ani olarak ortaya çıkan kaymalar olabiliyor. Hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor ve sonra hemen düzeliyor. Hasta bunu fark ettiği zaman bir şekilde düzeltiyor. Dediğim gibi hasta bunun genelde farkında olmuyor. Yani dalgın oluyor, uykulu oluyor, hasta oluyor, yorgun oluyor. Kayıp geçiyor. O sırada çevresinde birileri varsa ya da kendisi dikkatliyse, fark ettiyse bu kaymayı görüyor. Genelde bu tür kaymalar zaman içerisinde artabiliyor. Daha belirgin bir hal alıyor ve artık hastanın her zaman gözünde bu kayma bulunabiliyor. Artık gizli kayma halini almayabiliyor. Artık bariz bir kayma şeklini evet. alabiliyor. Ama gizli kaymalarla da karşılaşabiliyoruz. Çok nadir olarak gözlerini kaydın hastalar evet. tarif edebiliyorlar. Bunu yakalamak da çok kolay değildir. Ancak değil. Fotoğraflarda falan oluyor ya çevresindeki kişiler fark ediyor. Bu şikayette geldikleri zaman biz de görebilirsek tabii ki bunun tanısını evet. koyuyoruz ama bazen beklemek gerekebiliyor. Hasta hayatı boyunca bu kaymayı gizli olarak sürdürebiliyor. Ya da zaman içerisinde bu gizli kaymalar daha evet. bariz alabiliyor. Evet, biraz önce bahsettiğiniz hocam çift görme olayı çift da bu görme galiba. İşte onunla ilgili bir tane ekran yapabilir miyiz bir acaba Gülfem? Burada tek evet. bir hocam tek çift bir, görme olayı bu mudur? Yani rahatsız edici bir durum. Bakın bir elinizi gösteriyorsunuz. Evet, beş, ekranda dört, var hocam. Ama, şu an bunu izleyen izleyicilerimiz de bu şekilde tabii, çift görme olayı budur. Bu, yani. Bu kadar böyle bir görüntü. Bu rahatsız edici bir görüntü tabii ki. Evet hocam, yani çok karışık. Çok berbat bir şeydir. Hastalar bundan çok şikayetçi olurlar. Bazen tek gözlerini kapatıp gelirler bize. Yani çünkü yürüyemezler bile yolda. Tabii. Düşer kalkar. Daha çok yetişkin çağındaki akut olarak, ani olarak ortaya çıkan şaşılıklarda görürüz bu çift görme durumunu. Ve diyabet, hipertansiyondan bahsettik az önce. Genelde eğer öyle geçici bir sebeple ortaya çıktıysa herhangi bir tedavi yapmayız, bekleriz. Bir süre sonra yavaş yavaş toparlayacaktır. Evet. Ama bazı özellikle travmatik hastalarda kendinden geçmesini beklemiyoruz ve bazı müdahaleler yapıp her iki gözü çift görmeyecek şekilde paralel hale getiriyoruz. Evet. Peki hocam, izleyicilerimizin belki de çok merak ettiği bir durum bu. Evet. Şaşılık gözlük ile gözlük kullanımıyla düzeltilebiliyor mu tabii. acaba? Yine çocukluk dönemi şaşılıklarında evet. az önce de bahsetmiştim. Yüksek hipermetroplar da özellikle şaşılığa çok fazla şey yapıyoruz, karşılaşıyoruz. Çocuktaki esas sıkıntı aslında hipermetropi, yani göz bozukluğu. Göz bozukluğuna bağlı olarak şaşılık ortaya çıkıyor, içe kayma evet. ortaya çıkıyor. Biz bu gözdeki bozukluğu ortadan kaldırırsak şaşılık da otomatik olarak düzeliyor. Ne yapıyoruz bu çocuklarda, bize gelen çocuklarda? Şaşılığını bir anlamaya çalışıyoruz, şaşılık muayenesi yapıyoruz. Ondan sonra gözünde bir herhangi bir bozukluk var mı, numara var mı onu ortaya çıkarmak için bazı ölçümler yapıyoruz. Özellikle damla koyuyoruz. Bu damladan sonra gerçek numaraların, gerçek eğer hipermetropi varsa bu numaraların değerlerini anlamaya çalışıyoruz. Ve bu hipermetropiyi düzeltecek şekilde gözlükler ayarlıyoruz çocuğa. Ve birçok şaşılık, çocukluk çağı şaşılığı bu gözlüklerle düzeliyor. Yani o çocuk için gözlükten başka bir tedaviye gerek kalmıyor. Ameliyata gerek kalmıyor mesela. Evet, tabii yıllarca gözlük takmaları gerekiyor. Ve ilerleyen yaşlarda muhtemelen gözlüğünün numarasını düşürmek gerekiyor. Yani numara da azalıyor. Yani yüksek numarayla başladığımız çocuklar ilerleyen yaşlarda ergenlikten sonra belki gözlüğü bile atabiliyorlar. Artık gözlüğe bile ihtiyaçları kalmıyor. Şaşılıkları da düzelmiş oluyor. Evet. Yani hipermetropi düzeldikten sonra şaşılık da ortadan kalkmış evet. oluyor. Gerçekten birçok şaşılık, çocukluk dönemi şaşılığı gözlükte düzeltilebiliyor. Böyle bir tedavi evet. yöntemimiz hocam var. Hocam ama orada çocuklar biraz herhalde yaş 7-8 üstü mü? Yani küçük çocuklar yok, biraz küçük gözlük evet, çok zor bir şeydir. Olur. Zor bir şeydir. Aileler de bundan çok yakınıyorlar ama yani başka bir şansımız yok. Gözlük takmaları zor lazım. O çocuğun yani. Tedavisi gözlük. Tabii. Nasıl ki bir başka bir hekim mesela hap verdiği zaman, şurup verdiği zaman içirmek zorundasınız çocuğun düzelmesi tabii. için. Gözlüğü biz hani aksesuar olarak vermiyoruz. O çocuğun tedavisi o. Tabii. Takmak zorunda. Olarak. Takmak zorunda. Tabii. Aynen öyle. Evet değerli izleyenler, ekranlarımızı yeni açan izleyicilerimiz için yeniden hatırlatalım. Bugün Önce Sağlık'ta Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Kemal Yayla ile birlikteyiz. Hocamızla birlikte bugün sizlere şaşılığı aktarıyoruz. Şaşılık ile ilgili merak edilenleri canlı yayında aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden buradayız efendim.